Büyük Akden Kültür Merkezi YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün Ürgüp halısından bahsedeceğiz. Ürgüp halısının evlerimizdeki yerinden, Türk tarihindeki öneminden biraz dem vuracağız. Umarım güzel bir belgesel ortaya çıkar. İyi seyirler efendim. Ekranda gördüğünüz Somerset House Konferansı isimli tablo, tablo İspanyol ressam Juan Pantera de la Cruz'un imzasını taşıyor ve 1594 tarihli. Ancak hem imzanın hem de tarihin yanlış olduğu düşünülüyor. Ressam kesin olarak bilinmiyor ama Flaman olabilir, muhtemelen John de Kritzberg. Şu an yahu Ürgüp halısı, Türk halısı diye geldik bu videoya, ne alaka tablolar, resimler falan diyebilirsiniz, oraya geleceğiz ama şunu bir anlatalım. Bu konferanstan biraz bahsedelim. Bu konferans ile İspanya, İngiltere'deki protestan monarşisini tanımak zorunda kaldı. Antlaşmanın imzalanmasının ardından İngiltere ve İspanya 1625'e kadar barış içinde yaşadılar. Ne mutlu onlara. Ama bizim burada odaklanacağımız kısım burası değil. İsterseniz tabloya biraz daha yakından bakalım. Ne kadar güzel bir halı, öyle değil mi? Kompozisyonda neredeyse insanlar kadar yer kaplıyor ve tam ortada. Özelliği ne bu halının da bu şekilde kendine yer bulabiliyor? Belki şöyle düşünebilirsiniz. Ne var canım bunda? Adamların hoşuna gitmiş, sermişler buraya, ressam da o şekilde resmetmiş. O zaman başka bir tablo. Yine aynı motif. Ya da başka bir tane. Örnekleri çoğaltabiliriz. Bu halıya Holbein halısı denir. İsminin böyle olduğuna bakmayın. Öz ve öz Türk halısı. Adını Alman ressam Hans Holbein'den alan bir erken Osmanlı Türk halısı türüdür bu. Bu tip halılar en çok Holbein'in resimlerinde görülmemesine, Holbein'in bu tip halıların hepsini resmetmemesine ve ondan önce bu halıları resmeden başka ressamlar olmasına rağmen bu tip halılar literatüre Holbein halısı olarak geçmiştir. Tablolarda Avrupa tarihine, hatta genel anlamda dünya tarihine yön veren anların olduğu düşünülürse Türk halıları tüm bu anlarda kendilerine yer bulmuştur denebilir. İnsanoğlu tarih boyunca doğada var olan canlıları, nesneleri irdeledi ve bu anlamları nesilden nesile aktarmanın yolunu bulmak için çabalayıp durdu. Bu yollar içerisinde tabi doğal olarak birçok farklı sanata da yöneldi. El dokumacılığı da bu sanatlar arasında önemli bir yer teşkil etmektedir. Dokumacılıkta kullanılan simge, damga ve motifler zengin bir kültürün ögeleri olarak karşımıza çıkıyor. Halı doğanın yansımasıdır. Öte yandan animist bir kült yaratmaya çalışan bir varlık mevcudiyetidir. Fakat duygusal ve sanatsal açıdan bu iki fikir neredeyse aynıdır. Şüphesiz herhangi bir halıda büyük güzellik, ancak bu iki şeyin halının gerçek özünde bir arada var olması ve birbirini yansıtması durumunda tam olarak elde edilebilir. Bir halı temelde baktığınız zaman sadece desenler ve renklerle ilgilidir. Gerçekten başka hiçbir şey yoktur. Yani bir düzlemin üzerindeki geometrik şekillerdir aslında en nihayetinde. Her düğüm ayrı bir yün parçasıdır ve birbirinden bağımsız renklerde olabilir. Tamam, evet, geometrik şekil ve renk dedik ama bu düğümlerin, bu ilmeklerin hepsinde ayrı bir yaşanmışlık, emek olması gerçekten inanılmaz. Halı dokumacılığında kullanılan motifler yörelere göre farklı şekillerde kullanılsa da her yörede aynı anlamı ifade etmekte. Mimaride kullanılan bir motifin dokumacılıkta da kullanılması Türk sanatının birlikteliğinin bir göstergesi. Bir yapıda olduğu gibi bir halıda da organizasyonun güzelliği ifadesinin nihayetinde his ve renkte bulur. Tasvir edilen geometrik organizasyon doğrudan halılarla, halının renkleriyle bir bağ kurmamıza yol açar. Bizi ruha götüren, halının yoğun varlık karakterine sahip olmasını sağlayan bu renk başarısıdır. Halıyla karşılaştığımızda bize kendi yaşamımızı hissettiren bu renktir. Rus arkeolog Rudenko Altay taraflarında bir araştırması sırasında orada şeyleri inceliyor, kurganları inceliyor. 5. Pazırık kurganında bir halı buluyor. Zaten o halının ismi de Pazırık halısı. Bu halıya baktığınız zaman düğüm teknikleri bildiğiniz Türk halısında kullanılan düğüm teknikleri. Bu da
halı sanatının Türk kültüründe ne kadar eski olduğunu bizlere gösteriyor. Türk tarihinde halı koruyucu bir araç olarak karşımıza çıkıyor. Atlı Bozkır kültürüne uygun hayat sürdüren ve çadırlarda yaşayan Türkler soğuktan korunmak için çadırın iç tarafına halılar sererek ısıyı korumaya çalıştılar. Elverişsiz iklim şartlarından korunmak amaçlı yapılmış bu halılar çok kaba ve hiçbir estetiğe sahip değillerdi. Hem bir estetik zevke sahip değiller hem de kullanabilecekleri bir materyal yok. Onlar da genelde ağaç kabuklarını vesaire kullanıyorlar. Sanki sepet örermiş gibi bir hasır dokumasına girişiyorlar. Bunun temel sebebi de zaten tabanlara vesaire serdiklerinde soğuktan korunma amaçlı. Bu tarz örmelerin halı haline gelişi, koyun yetiştiriciliği ve koyun yünlerinin bükülmesi sonucu ortaya çıktığı bilinmekte. Teknik özellikleri açısından incelediğimiz zaman kilim dokumasının halı dokumasından daha önce yapıldığı görülüyor. Günümüz el dokuma halıcılığına baktığımız zaman makineleşmeye yenik düşmüş bir sektör halinde ilerliyor. Türklerde halı kültürü çok çok uzun yıllara dayanıyor. Fakat İran, Pers halılarının etkisi altında kalmıştır. Bilhassa Kayseri, Ürgüp bu yörenin halıları, Göbekli halılar, genellikle İran etkisi altında kalan halılar. Biz de Ürgüp'te halıların çözgüleri pamuk olur, dokumaları yün olur. Ürgüp'te iki değişik halı yapılmıştır bugüne kadar. Natürel halı koyunun kendi yününden yapılan, hiçbir boya girmeyen halılar. Yani kahverengi koyundan, siyah koyundan ve beyaz koyundan, yünlerden alınan, yünlerle yapılan halılar. Biz buna natürel, hatta bu halıya da baklavalı natürel halısı denir Ürgüp'te. Yanında gördüğümüz halı da Göbekli halı. Göbekli Ürgüp halısı. Yıllardan beri Ürgüp'te yapılıyor halı. Mesela Avanos buraya 10 kilometre. Orada son 50 yıla kadar çözgüleri hep yün kullanılmıştır. Ama Ürgüp'te pamuk kullanılmıştır. Pazarı kalısı gördes düğümüyle yapılmış olması ve bördürlerinde kullanılan at motiflerinin kuyruklarının bağlı olması Türklere ait bir gelenek olması nedeniyle bu halının Türklere ait olduğu anlaşılabilir. İlk halı olarak kabul edilen pazarlık halısının bu kadar kaliteli oluşu bizi bu sanatın öncesinin de olduğuna dair düşüncelere sevk ediyor. Sonuçta ilk denemede veya bir anda böyle bir işçilik ortaya koymaları imkansız değil mi? Yalnız yapılan araştırmalarda henüz daha erken tarihli bir bilgi kaynaklarda doğrulanmış değil. Bizimki sadece varsayım. Pazarlık halısından sonra ikinci önemli halı parçaları eski Kahire, Pustat'ta, Doğu Türkistan'ın Lop Gölü batısında Luan'da bulunan halı parçalarıdır. Doğu Türkistan halılarından sonra halı sanatının sürekliliğini ve gelişimini gösterecek olan Selçuklu dönemi halılarıdır. Bu dönemde Türk halı sanatı Selçukluların etkisiyle İslam coğrafyası ve Avrupa kıtasına kadar yayılacak. Avrupalı ressamların tablolarını süsleyecekti. Selçuklu'dan sonra Osmanlı halıları ve Osmanlı saray halıları bu geleneği devam ettirdi. En güzel örneklerin verildiği bir dönem oldu diyebiliriz. Milattan 2400 yıl evvelinden itibaren tarihin değişik devirlerinde Mısır, Anadolu, Ege ve Karadeniz sahillerinde, İran, Kafkasya, Türklerin ana vatanı olan Orta Asya, Çin, Türkistan, Hindistan ve Balkanlarda kilimcilik ve halıcılık sanatı yayıldı. Bütün bu bölgeler Türklerin yaşadığı, fethettiği ve egemen olduğu yerlerdi. Türklerin uğramadığı bölgelerde ise halıcılığa hemen hemen hiç rastlanmamıştı. Pazarlık halısı 1953 yılında Güney Sibirya'daki kurganlarda yapılan kazılar sonucunda bulundu ve M.Ö. 3. yüzyıla tarihlendirildi. Halı Rusya'nın St. Petersburg şehrindeki Emirtaş Müzesi'nde sergilenmekte.
5. pazar kurganından çıkarılan bu halı parçası ile birlikte mumyalanmış at ve ev eşyaları da çıkarıldı. Dolmuş olarak günümüze kadar sağlamlıklarını korumuşlar. Bulunduğu kurgan içinde at ile birlikte gömülü olduğundan eğer örtüsü olarak da kabul edilir. Koyu ve açık kahverengi, üzerine sarı ve açık yeşil renkli ipler ile işlenmiş. Bordürde at ve insan figürleri yer almakta. İnsan figürlerinin bazılarının at üzerinde, bazılarının ise atların yanında işlenmesi ve atların durağan oluşu bu kompozisyonun bir resmi geçiş sırasında desenlendirildiği görünümüne sahip. Yani onlar da aslında doğanın bir resmini yapıyordu. Elinde davarları olanlar eğrilirdi kermenine. Ondan halı yaparlardı, satarlardı, kar yaparlardı. Onda çizerdik ilk önce halımızı. İpini alırdık, boyardık. Onda çizgisini alırdık, çizerdik, kucurduk. Makasımız olurdu, darağımız olurdu, bıçağımız olurdu. Bıçağla dokurduk zaten halıyı. Makasını da kırpardık üstünün tüylerini. Ondan sonra kırmızı boyayacaksak kırmızı yapardık, onu dökerdik. Tekrar yeşil boyayacaksak yeşil boyardık. Öyle öyle tüllü tüllü boyardık ipleri. Halımızı da çizerdik, dokurduk. İmece yapardık. Mesela ben sana giderdim. Bir hafta 10 gün seninkini dokurduk, bitirirdik. Tekrar o da ben çizerdim halıyı. O da gelirdi benim halıma, bir hafta 10 günde benimkini dokurduk. Öyle öyle ekmek parası kazanırdı. Diyelim ki bir halı dükkanına gittiniz ve halı seçmek istiyorsunuz. Gözlerin bariz bir şekilde Türk halısını aradığını söylemek yanlış olmaz. İki halı arasında kaldığınızda da zaten ekseriyetle Türk halısı size daha yakın gelecektir. Hatta bazı koleksiyonerler dünyanın öbür tarafından halı alırlarken bile bu halıların Türki karaktere sahip olmasına dikkat ettiklerini söylüyorlar. Mesela ünlü koleksiyoner Christopher Alexander elinde İspanyol halıları, Kafkas halıları, İran, Avrupa halıları olmasına rağmen Türk halılarına ayrı bir ehemmiyet gösterdiğini söylemiştir. Bu söylediğimiz Türk halılarıyla ilgili yani böyle subjektif bir bakış açısına sahip olduğumuzdan ya da peşin hükümlü olduğumuzdan söylediğimiz sözler değil. Tam olarak açıklanamayacak sebeplerden ötürü aranılan belirgin veya ruhsal derinliğin çoğuna Türk halılarının sahip olduğu görülüyor. Türk halıları diğer milletlerin aslında halılarından daha sık ve derin bir şekilde karşımıza çıkıyor. Yani bu derinlik sadece düğümün kalitesinden değil, aynı zamanda o düğümün arkasında yatan sebeplerden ötürüdür. Mesela bir metin yazısında şey denir ya, hani bu yazar sadece kelimelerle değil, kelimelerin arasındaki boşluklarla da kendi anlatmak istediğini bize yansıtmış derler ya, aynı şekilde bu da öyledir. Halı da aslında sadece düğüm değil, o düğümün arasındaki boşluklar, o düğümleri atan insanlarla da ilişkilidir. Hatta şunu da söylemek gerek şu an. Mesela bunların tamamı İngilizce'de nasıl geçer? Tekstil deriz ya, hani o aslında yabancı kökenli bir kelimedir. O kelimenin kökeni de tekst. Yani tekstille tekst aslında bir noktada birbirleriyle bağlantılıdır. Bu da şu an geldi. İç Anadolu sınırları içerisinde yer alan Ürgüp, tarihi dokusu ve coğrafi özelliklerinin yanı sıra dokuma sanatının önemli merkezlerinden birisi olarak da dikkati üzerine çekiyor. Yörede zengin ve çeşitli halı ve düz dokuma örneklerinin dokunduğu ve bu dokuma kültürünün köklü bir geçmişe sahip olduğu anlaşılmakta. Ürgüp halılarının merkezinde İç Anadolu'daki tarih öncesi sanat geleneği olan daha önce değinilen son keşiflerle tutarlıdır. İnce halıları çok güzel dokurlardı. O Rum esnaflar falan da onları değerlendirirlermiş, İstanbul'a falan götürürlermiş. Onlar bir ayrı çalışırdı. Bir de piyasada kolay dokunan halıları yaparlardı. 10-15 güne kesilir, öbürü iyiler 3 ay 4 ayda ancak kesilir ince, ilmek fazla. Tek kat ipliğinden desenleri, çiçekler, şunlar, öbürleri o leblebili halı ne edirlerdi avanus halısına. Onlar öyle basit çıkardı. Onlardan dokurlardı. Hatta
Şöyle bir anım da var, onu da anlatayım. Biz iki kardeşiz. Kızımız yoğdu. Abimle, Yüksel abim, Adapazarı'ndaki abimle beraberiz. O ortaokula gidiyor, ben ilkokula. Annem yaz günleri bağımız, bahçemiz çoktu bizim. Oralara giderdik. Kışında halı dokurdu. Halının modeli biz beceremezdik tabii. Modeli çizerdik de oraya korduk. Halı da dezgahta işlemeyi bilmezdik. Abim çok güzel model işlerdi. Nakışları, onları işler. Çiçeğini, işte yine çıkır, renk değişikliklerini. Ara boşlukları da bize bırakırdı. Abimle otururduk. Kulağı çinleyesiyle dokurduk o boşluklarını. Ya becerirdik. Aman siz kesmeyin oğlum. Makası derin vurursunuz, yaralarsınız halıya derdi. Ama diğer ilmeklerine giderdik. Kaç sıra, 5 sıra, 10 sıra derdi. Yapardık. Gelir o demir şeysi var onun bu darağı. Ondan ne diyor? Bakar. Yanlış yaptıysa azıcık sokar, kızardı bize. Ama böyle anılarımız vardı yani. Yardımlaşırdık. Onu komşu da gelir yapardı ama biz de böyle okuldan geldik mi de annemize böyle yardım ederdik. Cihri diye bir şey vardı. Bitki var. O bitki dağda, bayırda hep dikmişler böyle. İstanbul'a savallanmış bunu. Halı, ipi veya boya da boya sanayisinde kullanılırmış. İhraç edilen bir ürünmüş. Bizim bağlarımızda hala var o ağaçlar ama o teknoloji ilerledi. Onlar artık ikinci sınıfa kaldı. Bu malzemelerin dokuması yünden, boyaları ise kök boyasından elde edilir. Son zamanlarda neredeyse her yerde, her şeyde gördüğümüz sentetikleşme ve fabrikalaşma maalesef bu alana da uzanmış vaziyette. İpler, boyalar bu şekilde üretiliyor ama bu etki tarihi nitelik taşıyan bu halılarda tabii ki de görülmüyor. Ürgüp ve çevresindeki halı dokumalarında Gördes düğümü yani Türk düğümü tercih edilir. Ahşap ıstarlarda dokunan bu örneklerdeki düğüm sıklığına kalite açısından büyük önem verildiği dikkat çekmektedir. Burada da çok enteresan bir durum söz konusu. Burada bir kilim dokunuyormuş zamanında, yarım kalmış vesaire. Bunu biz müzemizde sergiliyoruz. Gelen her misafirimiz, özellikle bilenler buraya bir düğüm atıyor. Tabii bilmeyenler de, denemek isteyenler de düğüm atıyor ve bittiğinde dünyanın dört bir yanından gelen misafirlerle birlikte dokunmuş binlerce insanın düğüm attığı bir halı, bir kilim ortaya çıkacak. Şimdi bunun arasında insan popülasyonunda olduğu gibi bu işi bilmeyenler de var. İşte farklı, çok böyle kreatif düşünen, düğüm atan insanlar da var. Ve tamamen bu dünyamızın, insanlarının bir yansıması olacak. Onun adı leblebiliydi. Ama eve dokuyacaklarımızın zambaklı vardı. Benim buna mesela dersin gobe edirdik. Gerdanlı dillerdi. Böyle sıra sıra gerdanlı halı vardı. Onu dokurduk. Biraz önce bahsetmiş olduğum Ürgüp'ün natürel çiçekli halısı. Bu 80-90 senelik falan bir halı. Biz buna kilise kapısı deriz. Burada Ermeniler tarafından yapılmış olduğu da söylenebilir. Kilise kapısı. İşte bakın burada kapı var. Bakın şu kapı. Bu kapı. Yörede dokunan halı örneklerinin kompozisyon ve motif açısından tıpkı yörenin düz dokuma örneklerinde olduğu gibi özellikle bitkisel ve geometrik motiflerle şekillendirildikleri görülür. Yöre dokumalarındaki bitkisel motiflerin özünü natürel çiçek, yaprak ve dal motiflerinin stilizasyonundan oluşan bitki motifleri oluşturur. Ürgüp yöresi dokumalarının zemin ve bordürlerinde dikkati çeken geometrik motifler arasında en sık görülen 8 kolu yıldız ve baklama dilimi motifi. Bu motiflerin yanı sıra yöresel atlarla adlandırılmış farklı motifler de var. Örneğin çakmak, pıtrak, eli belinde. Bu halımızda ise otantik desenler yoğunlukta olup çok kıymetli bir parçadır. Eli belindedir motifin adı. Samimiyetimle söylüyorum, bunu dokuyan çocuk kör oldu ya.
motifi, muska, göz, bereket, canavar ayağı, kurt ağzı motifi ve benzeri gibi motif adları yörede dilden dile söylene gelen yöresel adlar olarak dokumalarda karşımıza çıkmakta. Ürgüp'teki dokunan motiflerden bahsedeceğiz ama motiflere geçmeden önce bahsetmek istediğim bir şey var. O dönemde halı dokuma o kadar meşhur ki ve hatta kağıda göre daha fazla ulaşılabilir olduğu için mesela Ürgüp'ün Rum mahallelerinden birinde yaşayan Ortodoks din adamı, Hristiyan din adamının hayatı bir kilimin arkasına dokunuyor. Çok enteresan. O zamanlar kağıt bulmanın zorluğu ile Ürgüp'ün yetiştirdiği bu ünlü şahsiyetin biyografisi için bir modelin arkası tercih ediliyor. Metnin aslı Yunanca ve Dimitri Katsikas tarafından Türkçe'ye çevriliyor. Son 4 satırın ortası yırtılmış. Tam olarak yani bir görev teklifi ya da bir tayin gibi bir durum var ama tam olarak net anlaşılmıyor. Fakat Kudüs tarafında bir metropolitik teklif edildi. Kuvvetle muhtemel. Yazının hangi tarihte yazıldığına dair bir not yok. Yazının ilk satırındaki kısım Hicri olmalı ve Arhimandritis Germanos Grigos 1265 Hicri yılına tekabül etmektedir. Sene 1832 miladi olarak. Şimdi bu zamanda bu adam hakkında padişahtan ferman çıktı. Üniversitede okudu. Heybeliada yani günümüzde Teoloji Üniversitesi'nde padişahtan diploma aldı ve orada öğretmen oldu. 1858'e kadar ders verdi. 1858-1862'de orada müdürdü. 1870-1877 arasında öğrenciler için bir şey yazdı. 1874-1898'de tekrar müdürlük yaptı. Sonra emekli oldu. Germanos okulda müdürken çok iyi çalıştı. Sonra Kudüs Patriği bu adamdan bir şey istedi. Buraya kadar. Yani devamı yok. Burada da zaten müzemizde örneğini görüyorsunuz. Kedili peri bacası modeli bu. İçerisinde 5'ten fazla peri bacasıyla resmedilmiş. En çok tutulan modellerden bir tanesi bu. Müslüman Türk cemaatince çizilmiş. Baktığınız zaman bunun biraz daha turizmle de alakası var. Turizm Ürgüp'te vesaire biraz daha artınca peri bacaları turistlerin ilgisini çekmeye başladığında da daha fazla dokunuyor. Biraz daha ticari kaygılar var. Yani yine kelebek, kuş ve kedi ile doğa bütünlüğü verilmeye çalışılıyor. Bunun bir örneğini göstereyim ben size. Ürgüp'e ait zaten isminden vesaire yine peri bacalarının olduğu bir dokuma. Burada bir halı firması kartpostalı görüyorsunuz. Üste şu yazıyor. Sahübül Sülükçiyan, İspeçiyan ve Kahyayan her nevi şark halıları imalat ve ticaret haneleri yani bir firmanın kartpostalı diyebiliriz. Aslında sağ kısımda yazanlar daha önemli. Merkez İdare İzmir, Şubeleri Dersaadet, Selanik, Sivas ve Ürgüp. Yani çok enteresan bakın. Büyük o dönem Osmanlı'nın başkenti, büyük şehirleri yazılıyor bu halı kartpostalında. Demek ki büyük bir firma. Bu şehirlerden, bu önemli şehirlerden sonra gelen şehir ise hatta ilçe, kasaba diyebileceğimiz Ürgüp. Diğer vilayetlerin yanında bu şekilde yer alması bize Ürgüp'ün halıcılıkta ne kadar ileride olduğunu gösteriyor. Hayat ağacı ve saksıda çiçek motifleriyle bir kompozisyon oluşturulmuş. Zaten bu hayat ağacı vesaire neredeyse her sanat dalında görülen bir şey. Hatta mitolojilerde de görülüyor. Bu tabii elmalı işte model diye geçiyor. Çiçeklerle desteklenmiş. Dereler Mahallesi'nde bulunuyor bu. Burada da yine başka bir motif. Daha yine halının kenarında kullanılan bir motif. Yeni Cami Mahallesi'nde bulunuyor bu. Klasik gül ve nar motifini içeriyor. Kağıt çeşidinden anlayacağımız üzere de Rumlara ait olduğu tahmin ediliyor. Kesin belli değil. Bu biraz daha minimal. Yani motiflerin arasındaki bir işleme gibi söyleyebiliriz. Bir S motifi bu. Taht ve koltuğa benzetiliyor genellikle. Rumlara ait olma olasılığı bunun yine fazla. Ürgüp'ün bu Sarımsaklı mahallesinde bulunmuştur diyoruz. Şimdi burada en fazla dikkat çekenlerden bir tanesini ben size göstermek istiyorum. Şöyle geçecek olursak. Aslan motifli halı modeli. Bu mübadeleden önce 1924'ten önce Ürgüp'teki Rumlara ait olduğu tahmin edilen bir model. Bir ceylan heybetli bir aslanın pençeleri altında
gösteriliyor bu modelde. Sarımsaklı Mahallesi'nde yine bu. Bunun şöyle bir örneğini gösterebilirim ben size. Ceylan yok bunda ama yine aslan motifi söz konusu. Ve hatta daha enteresan bir şey göstereceğim. Buyurun. Tabii dokuma olarak sadece halı, kilim vesaire değil, bazen heybe de dokunuluyor. Burada çok enteresan bir heybemiz var. Bu benim annemin çeyizi aynı zamanda. Yine aslan motifli. Bunu rahmetli babaannemiz dokuyor, anneme. Bizim de en değerli parçalarımızdan bir tanesi. İki kısmında da var. Bu yani genellikle heybe deyince insanların aklında çağrışan şey hayvan heybesi, eşek heybesi gibi oluyor. Ama bu daha çok insanların kullandığı, kitap vesaire taşırken kullanılan bir heybe. Ürgüplü olmak zor diye bir yazım vardı hatırlarsanız ama ürgüplü kadın olmak daha zor. Şimdi Keziban'ın al odasındayız. Sekili al oda. Halıyı görünce 7 yaşlarıma, 6 yaşlarımıza gittim. Annem halı dokurken yazın tabii bağ bahçe işleri, mutfakta oydu buydu koşturmaca halıya fırsatları olmuyordu. Ama ne zaman ki tarla bağ bahçe işleri bitiyor, hepsi halının başındaydı. Mahalleli kadınlar birbirlerine imeceyle halı dokurlardı. O zamanlar biz de çocukluk oturup ilmek ilmişliğimiz vardı. Annemle beraber ne yapabilirsek tabii aman bozmayın derdi. Her ne kadar halıda fazla katkım olmadıysa da modellerin yapımında çok katkım olmuştur. Modelleri hep eski modelleri yenisine ben aktarıyordum. Öyle o benim görevimdi. İki tür halı vardı. Biri avanos halısı diye olanlar, işte bir ayda kestikleri biraz daha kaba bir halı tabir edilen halılardı. Onları o zamanın parasıyla işte 250-300 liraya sattıklarını hatırlıyorum. Ama bir de ürgüp halıları vardı. Onlar 3-4 ay uğraştıkları halılardı. Biraz daha ince işli halılardı. Öyle günler vardı. Biz o çocukluğumuzdan sonra Fen Fakültesi Matematik bölümünde okurken annem oğlum sana bir halı dokuyayım dediğinde tamam anne ben de sana bir model çizeyim onu dokursun demiştim. Bu işte önümdeki halı bir çift dokumuştu ama bu halı y eşittir x küp bölü x kare eksi 1 bunu çizmiştim. Onu dokudu bana hediye etmişti. İşte Keziban'ın halısı bu. Keziban'ın odası bu. Keziban'ın al odasının sekisi de bu. Ben de Keziban'ın büyük oğlu Yüksel Büyükakten. Halı doğanın bir resmidir. Bu halıları dokuyan insanları ve halıların derinliğini anlamak için bu söylediğim temel gerekçedir. Bu nedenle her halı sonsuz alan göstermeye çalışan bir desen tercih eder. Ayrıca bu sonsuz alanı bir pencere aracılığıyla görmeniz gerektiğinden halının da bir bordürü vardır. Daha önceki paylaşımlarımızda defaatle bahsettiğimiz bir konu bu. İnsan ve toplum yaşadığı coğrafyayla şekillenir. Siz ağacı görürseniz sürekli ağaç çizersiniz. Peri bacasını görürseniz o pencereden sürekli peri bacası çizersiniz. Bu yüzdendir ki Afganistan'da kendi halılarını dokuyan kadınlar tank ve silah modelleri çiziyorlar. Çünkü onlar pencerelerinden baktığında bunları görüyorlar. Bahsettiğimiz pencereden dışarıya baktığınızda ne görüyorsanız siz de artık bir süre sonra o gördüğünüz şey oluyorsunuz. Tabii bu pencereden baktığınızda evrenin kendisini görüyorsanız sanat eserleri de aynı şekilde bu cevherden yapıldığından temel olarak halıların doğanın bir fragmanı olduğunu da fark edersiniz. Böylece her halı özünde sonsuz cevherden yapılmış bir penceredir ve pencerede yakalanan ve çevrelenen sonsuz cevherin başka bir fragmanına bakar. Tüm bunlar biraz sufi geleneğinin parçası da bir noktada. Bir halının doğanın resmi olduğu fikri İslami bir tasavvur, İslam'ın mistik dalının yarattığı tasavvurdur diyebiliriz. Çünkü coğrafya ve tarihle birlikte zamanla insanın içinde bulunduğu dini inanışların da o insanın dünya görüşünü değiştirmesi kaçınılmaz. Siz Kapadokya'dasınız, dibinizde hemen Konya'da Mevlana gibi bir insan varsa siz o insandan etkilenirsiniz. Öncelikle şunu bir anlamalıyız. En parlak ve en güzel renklere sahip olan halılar
en eski halılardır mesela, burada örnekleri var. Tabii bazı örnekler var. Yani zaman aşımından dolayı renklerinin kaybettiğine dair. Çünkü bu fiziki şartlara vesaire de sahiptir ama genelde bahsettiğimiz gibi. Bunun sebebi aslında oldukça basit. Üreticiler dokumanın yanı sıra o dokumada kullanılan boyalara da oldukça özen göstermektedirler. Çok iyi boyanmış ve sabitlenmiş olmasına çok özen gösterdiler. Renkleri o kadar özenle seçtiler ki renklerin yarattığı bu parlak ışık halının yünü yıprandığında veya hasar gördüğünde bile parlamaya, ışık saçmaya devam ediyor. Ürgüp halılarında renk kaygısı o kadar büyüktü ki usta boyacı bir zanaatkar olarak usta dokumacıya en azından eşitti. Daha önceki dönemlerde halı dokumacılığının büyük döneminde bir boyacının çıraklığı 15 yıl sürüyordu. Bu 15 yılın sonunda çırak boyacıdan daha önce hiç görünmemiş bir rengi yapması istenirdi. Ancak o zaman usta bir boyacı olarak kabul edilirdi. Düşünebiliyor musunuz? Bu eğitim süresi bugün en iyi teorik fizikçi veya beyin cerrahı için sahip olduğumuz 7 yıllık sürenin yaklaşık 2 katı. Bu eski Anadolu toplumunda görüldüğü şekliyle boyama zanaatının nispi önemi hakkında bize fikir veriyor. Basitçe ifade etmek gerekirse bir halının renginden sorumlu olan boyacı o kadar önemseniyor ve sanatının inceliği o kadar büyük görülüyordu ki şu an Türkiye'de neredeyse tüm bir öğrenim hayatı, yani aşağı yukarı bu kadar sürüyor ve 4 yıl üniversiteye giderseniz bir alanda daha fazla uzmanlaşıyorsunuz. En azından beklenen bu. Tüm bu öğrencilik hayatınızı boya yapmaya, öğrenmeye adadığınızı bir hayal edin. Ve bu bize insanların rengi nasıl gördüğüne ve onu nedenle önemsediğine dair doğrudan ve somut bir delil sunuyor. Ağaç köklerinin, ceviz kabuklarıyla, cevizin üstünde yeşil kabukları olur ya, ondan ne şey yapardık, ilk önce bir gelirdik bunlar kendi evimize dokuyacaklarımızı. Ondan sonra da boyardık bunları. Ben onlara gittim, onların halısını aynısından dokuyup böyle 25 gün onlara gittim. 25 gün bir daha arkadaşa gittim. Ondan sonra onlar da bana geldiler. Bu halıyı ben 55 sene evvelisi dokudum. Bekar ikenler cizimde getirdim bunu. Maalesef işçiliğin artması nedeniyle Ürgüp'te halıcılık tamamen ölmüş, bitmiş durumda. Eskiden halılar hem para kazanmak hem de ceviz olarak iki değişik şeyde yapılıyordu. Mesela ayda, iki ayda iki tane halı yapılıyorsa bir tanesini satıyorlar, gelir elde ediyorlar. Diğer öbürünü de kızına, oğluna ceviz olarak koyuyorlardı. Ve bizim Ürgüplü olarak evlerimizde her ailenin evinde en az 2-3 tane aileden gelen, ceviz olarak gelen halılar var. Halı üreticisi hiç para kazanamıyor. Aynı halıyı Çin'de, Pakistan'da, Hindistan'da ve Afganistan'da yapan işçi çok çok ucuza yaptığı için, mesela bizim burada günlük 300 lira vermemiz gereken işçiye orada 50 lira veriyorlar. Bundan rekabet etme şansımız yok. Bir de eskiden okullar bu kadar yaygın değildi. Çocuklar tabii evde annesinin yanında hadi sen şunu yap, bunu yap dokuma teşvik ediliyordu. Şimdi kimi öğretmen oluyor, kimi bankada çalışıyor derken evde tezgah önüne oturacak kimse kalmadı. Hem parasal olarak hem de çalışma koşulları olarak değişti olay. Netice itibariyle Ürgüp'teki halı dokuma örnekleri kaynağını Orta Asya Türk dokuma sanatından alan kültürün önemli örnekleri olarak malzeme, teknik ve motif açısından kültürel kimliğin önemli niteliklerini ve özelliklerini barındırıyor. Halılara bakmaya başladığımızda çocukların gözüyle bakarız ve bu bütünlüğün içerisindeki anlamlara ulaşmaya çalışırız. Yavaş yavaş daha fazla halı gördükçe bazı halıların diğerlerine göre daha fazla kalıcılık gücüne sahip olduğunu görürüz. Değerleri daha kalıcı ve daha daimdir. Yörenin bu zenginliğinin korunması ve yaşatılması kültürel kimliğimizin
geleceğe taşınması açısından büyük önem arz ediyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.